Akciğer kanseri için birkaç farklı tedavi yöntemi vardır ve hastanın hangi tedaviye başlayacağı iki şeye bağlıdır. Kanserin evresi ve çeşidi. Kanserin evresi çoğunlukla tıbbi görüntüleme ile belirlenir. Bunu belirtmek için buraya bir röntgen görüntüsü çiziyorum. Evet, görüntüleme yöntemlerinden biri röntgen. Birçok röntgen filminin bir araya getirilmesiyle kanser hücrelerinin üç boyutlu görüntüsünün oluşturulduğu BT ya da CAT taraması da bir başka görüntüleme yöntemi. Manyetik rezonans görüntüleme yani MR'da benzer bir görüntü verir ama bunda görüntüleme için radyasyon kullanılmaz. Son olarak PET taraması ya da pozisyon emisyon tomografisi de kanser hücrelerinin harcadığı enerjiyi baz alarak üç boyutlu bir görüntü oluşturur. Bunların hepsi iyi yöntemler. Çünkü kanser hücrelerinin tam yerlerini gösterirler ve ne kadar yayıldıkları hakkında da bilgi verirler. Şimdi çeşit konusuna gelirsek, kanserin çeşidi hastadan alınan tükürük örneğine ya da doku biyopsisine bakılarak belirlenir. Tüm bu bilgiler tedavi sürecini belirlemek için kullanılır. Hmm. Ekranda pek yer kalmadığı için şöyle kaydırıp biraz yer açayım. Evet. Hasta ameliyat mı olacak, radyoterapi mi görecek ya da kemoterapi mi görecek yoksa bu üç tedavi yönteminden birkaçı bir arada mı uygulanacak? İşte buna karar verilir. İlk olarak ameliyattan söz edelim. Şu an ekranda oldukça renkli bir akciğer çizimi görüyorsunuz. Ben bunu bilerek bu şekilde çizdim size. Akciğerin ana hava yollarının dallanmasıyla pek çok farklı bölüme ayrıldığını ve farklı bölümlerden oluştuğunu hatırlatmak istedim. Bu durum birazdan bahsedeceğimiz cerrahi işlemlerde çok önemli olacak. Ayrıca akciğerlerin farklı lobları olduğunu da unutmayın. Onları da şu şekilde çiziyorum. Lobları sadece sağ akciğerin üzerine çizeceğim çünkü burada asıl dallanmaya odaklanmak istiyorum. Buraya birkaç dallanma noktası daha eklemek üzere şu dalı biraz uzatıyorum. Evet işte oldu. Şimdi bu noktada akciğer dokusunda çoğalmakta olan kanser hücreleri bulunsun. Bu kocaman kanser hücreleri tıbbi görüntülemelerde çıkacak ve doktor da onlara bakıp ah evet kanser hücreleri lokalize görünüyor. Yani tek bir yerde duruyorlar. O zaman kanser hücrelerinin olduğu kısmı ve hatta etrafındaki temiz dokuyu da biraz alalım ki tüm kanser hücrelerini aldığımızdan emin olalım diyecek. Kitleyi ve etrafındaki dokuyu aldıktan sonra doktor kalan akciğer dokusunu diker. Bu işleme kama rezeksiyonu denir. Peki ya kanser hücreleri bu kısımdan farklı yerlere de yayılmışsa? İşte onu da buraya çizelim. O zaman doktor bu kısmın tamamını almak isteyecek. Bu işlemede segmental rezeksiyon deniyor ama kanser hücreleri bu lobu oluşturan tüm kısımlara yayıldıysa o zaman doktor akciğerdeki bu lobun tamamını çıkarmak durumunda kalacak. Burada da yine kalan akciğer dokusunu dikecek ve hava yollarını kapayacak ki hava göğsün içine kaçmasın. Ama kanser hücreleri akciğerin tüm loblarında görüldüyse bu sefer de doktor akciğerin bu tarafını tamamen çıkarmak durumundadır ve bu işleme de pnömonektomi denir. Evet, şimdi akciğerlerden biri komple çıkarılıyor ve hava yolları kapatılıyor ki hasta nefes alırken hava göğüs içine kaçmasın. Bu arada şunu da belirtelim. Göğsün ortasındaki ve akciğerlere giden hava yollarının üzerindeki lenf nodlarında da kanser olduğu düşünülürse, onlar da bu cerrahi müdahaleler esnasında çıkartılır. Çoğunlukla kanser oralara da yayılmıştır. Çünkü Buralar akciğere ve kanser hücrelerinin kaynağına çok yakınlar. Kanser hücreleri belirli bir alanda olduğunda ameliyat işe yarar. Ama eğer kanser ilerlemiş ve diğer akciğere ya da bedenin başka bir kısmına kadar yayılmışsa birçok farklı yerden doku ya da parça almak pek mantıklı değildir. O halde diğer tedavi yöntemlerine bakalım. Burada daha az renkli bir akciğer çizimi görüyorsunuz. Şimdi bazı kanser hücrelerinin büyümekte olduğu şu kısma odaklanalım. Buraya sağlıklı hücreler de koyuyorum. Tüm sağlıklı hücreleri çizmeyeceğim. Sadece temsili olarak şöyle bir grup çiziyorum. Radyoterapi radyasyon kullanılan bir tedavi yöntemidir. Radyasyonu da dışarıdan bedene doğru gelen yıldırımlar şeklinde çizime ekliyorum. Radyasyon Kanser hücrelerine ulaştığında onlara o kadar çok zarar verir ki hücreler artık yaşayamazlar ve ölürler. Fakat radyasyon bu etkiyi sağlıklı hücrelerde de yaratır. Bu yüzden de radyasyonun gerçekten kanserli hücreleri hedef alacak şekilde çok iyi yönlendirilmesi gerekir. Bunun için de tıbbi görüntülemeden yararlanılır. Tabii öyle olduğunda bile radyasyon bedenin dışından içeri gelene kadar birçok dokudan geçer ve bu da bazı sorunlar yaratır. Çünkü radyasyonun kanserli hücrelere geçişi sırasında derideki ve akciğeri çevreleyen katmandaki dokular da etkilenir ve ölürler. Büyük ihtimalle yara izi de bırakırlar. Bu nedenle kanserin yerine bağlı olarak radyasyon içeriye bir cihaz sokularak da verilebilir. Küçük hücreli akciğer kanseri gibi bazı kanser türleri bu tedaviye daha çok yanıt verir. Tedavi yöntemi olarak bir de kemoterapi var. Şimdi akciğer görselimize tekrar uzaktan bakalım ve ayrıca kalpten gelen bazı damarları da çizime dahil edelim. Kemoterapi sistemik bir tedavidir. Yani verilen ilaç damarlar sayesinde vücudun her yerine gidecektir. Diyelim ki burada kanser hücreleri var. Turuncuyla çiziyorum. Bunlar akciğer dokusunda hava yoluna baskı oluşturuyorlar. Kanda gezen kemoterapi ilacı bu hücrelere gelir ve kanser hücreleri kandan besinleri alırken beraberinde bu kemoterapi ilacını da alır. Eğer kanser hücreleri bölünüyorsa kemoterapi bölünmeyi durdurur. Bölünmenin durdurulmasıyla da kanser hücreleri ölür. Kanser hücreleri geri büyümezler. Ve burada açılan bu boşluğu sağlıklı hücreler yeniden büyüyerek doldururlar. Fakat bir saniye. Kemoterapi vücutta her yere gider demiştik. Yani kemoterapi vücudun herhangi bir yerinde bölünmekte olan başka hücrelerin de ölümüne sebep olur. Hücrelerin hızla bölündüğü yerleri bir düşünün. Saçlar, al yuvarlar, sindirim yolu mesela. Tüm bu hücrelerde kemoterapi sebebiyle ölürler. Yani bu tedavinin tüm vücuda yan etkileri vardır. Ve özellikle az önce bahsettiğim üç şeyi düşünürsek, mesela saçlar dökülür, anemi başlayabilir ya da baş dönmesi ve mide bulantısı gibi şikayetler oluşur. Bütün bu hücrelerin tekrar yerine konması epey yorucu bir süreç. Bahsettiğimiz tüm bu tedavilerin sebep olduğu bir diğer yan etki de acıdır. Kanser hastaları bu durumların hepsini tedavi sürecindeki düzenli randevularda onkolog ekibiyle konuşmalıdır. Ayrıca tedaviler bittikten sonra da görüşmelere ve takibe devam ederek uzun dönemli yan etkiler gözlenmeli ve kanserin tekrarlamadığından emin olunmalıdır.